PlayStation 4 özel oyunlarından Days Gone çıkışını yaptı. Bayağı da olaylı çıktı. Kimisi gömdü, kimisi övdü. Biz ne gömeceğiz ne öveceğiz. Aslında ikisini de yapacağız. Bardağın bir dolu tarafına bakacağız. Bir de boş tarafına bakacağız. 5 iyi yönüyle, 5 kötü yönüyle Days Gone'ı olabildiğince objektif. Olabildiğince objektif. Adeta Uğur Dündar objektifliğinde değerlendirmeye çalışacağız. Buyurun. Önce bardağın dolu tarafıyla başlıyoruz. Sonra da gömeceğiz. Days Gone'ın en hoşuma giden yanlarından biri atmosferi oldu. Adamlar güzel bir zombi istilası atmosferi oluşturmayı başarmışlar. Gezdiğiniz her bölgeden o terk edilmişlik, yıkıklık, bitiklik hissini alıyorsunuz. Yıkılmış köprüler, terk edilmiş kasabalar, toplu mezarlar, korkutucu mağaralar, gece sis çökünce bayağı bir huzursuz hissettiğiniz ormanlar, motora atlayıp ben kaçar hacı deyip alacağınızı alıp kaçmak istiyorsunuz mekanlardan. Hani grafik de fena değil de daha çok atmosferi iyi oluşturmuşlar. Ha bir Division 2 gibi ayrıntı bombardmanı olmamış ama fena da iş çıkarmamışlar hani. Dur şu binaya bir bakayım, içeride ne var bir araştırayım, şu şehre bir gireyim, ötesini berisini bir kolaçan edeyim diyorsunuz. Sürekli aynı yerlerde dolandığınız hissine kapılmıyorsunuz. Harita güneye doğru büyüdükçe renk paleti ve coğrafya da değişince oyunun haritası daha bir ilgi çekici hale geliyor. Atmosfer konusunda benden artıyı aldı Days Gone. Grafik anlamında da adamlar ellerindeki imkanları iyi kullanmış. İlk yayınlanan oynanış görüntülerinde oyun çok güzel gelmemişti gözüme ama yok abi, haklarını yemeyelim. Grafik anlamında iyi iş çıkarmış Sony ben. Özellikle ana karakterimiz Deacon St. John bayağı ayrıntılı tasarlanmış. Dolu dolu canlı görünüyor. Animasyonu, hareketleri de sırıtmıyor Deacon Reyes'in. Kontrolü de kolay. Deacon'ı canlandıran aktör Sam Witwer oyuna birebir aktarılmış. Mimikler falan muazzam. Days Gone'ın ışıklandırması da hoşuma gitti. Yumuşak, gayet doğal görünen bir ışık kullanmışlar. Hava durumuna göre de değişkenlik gösteren atmosfer, iyi ışık kullanımıyla size kar yağıyorsa kar yağdığını, güneş çıktıysa içinizin ısındığını, hava yağmurluysa kasvet, kapalı duyguları da hissettiriyor. Güneş doğarken ve batarken de kızıl sarı renkler adamlar yapmış dedirtti. Evet, geldik bence oyunun en iyi dinamiğine. Motosiklet mekaniği bu oyunun en iyi işleyen özelliği bence. Hani Red Dead Redemption 2'deki atları övdük durduk ya, çılgın gibi yok efendim at sürmek acayip gerçekçi, altınızda bir hayvan olduğunu hissediyorsunuz, yok efendim atların billurları soğuk havada büzüşüyor vesaire vesaire. Hah, aynı şeyleri Days Gone'ın motosiklet dinamiği için de söyleyebiliriz. Abi motosikletin bujileri soğuk havada büzüşüyor. Abi kötü espri ya. O değil de çok kötü espri. Yani öyle böyle ki bura hiç yaşanmamış gibi varsayalım. Devam edelim. Altınızda gerçekten güçlü bir alet olduğunu hissediyorsunuz. Ağır ve oturaklı yapmışlar motosiklet sürmeyi. Motor kullanışı ilk başlarda zor geliyor. Hafif input lag var gibi hissediyorsunuz ancak zamanla kullanışa alıştıkça çok keyifli geliyor motor sürmek. İlk başlarda motorumu bok gibi kontrol ederken zamanla virajlardan pati yaparak dönmeye, köprülerden atlamaya falan başladım. Motosiklet özelliklerini geliştirdikçe de altınızdaki aletin güçlendiğini, hızının, yol tutuşunun arttığını hissediyorsunuz. Motor geliştirmeleri de oyuna iyi yedirilmiş yani. Ufak tefek görsel değişiklikler de yapabiliyorsunuz. Bu da oyunun başından sonuna kadar aynı motoru kullandığınız hissini ortadan biraz kaldırıyor. Motosiklet olayı olmuş abi. Adamlar yapmış. Ha, motordan bahsetmişken yakıt dinamiğine de değinmem gerek. Başlı başına bir oynanış mekaniği olmuş yakıt olayı. Motorunuzun yakıtına sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle Gazi Osman Paşa apaçısı gibi ortalıkta motoru bağırta bağırta dolaşırsanız yakıtınız hızla tükeniyor. Sonra dağ bayır yana yakıla benzin bidonu aramaya koyuluyorsunuz. Benzincilerden benzin doldurmak, sürekli yakıt deposunu kontrol etme olayı hoş bir dokunuş olmuş. Yokuş aşağı gaza basmadan giderseniz yakıt tasarrufu falan da yapabiliyorsunuz. Gerçekçiliği arttırmış bu dinamik. Hep 50 liralık benzin alan bir millet olarak benzin bitti bitecek gelimle alışkın olsak da benzin bidonu bulmak için zombilerin arasına dalmak hiç hoş bir şey değil. Bu mekanik de iyi çalışıyor.
Days Gone'ın silah vuruş hissi fena değil, silah çeşitliliği de gayet yeterli. Pompalı ya da oyunda ilerledikçe açtığınız daha darbeli atan tüfeklerde ise vuruş hissi bayağı iyi hissettiriyor. Ama genel olarak bir eksiklik hissediyorsunuz vuruş hissinde. Parçalanma çok rastgele olduğu için mi, özellikle insan düşmanların yedikleri mermiye iyi tepki vermemesi mi tam çözemedim ama her silahta aynı vuruş hissini alamadım. Ama yakın dövüşte öyle mi? Değil. Yakın dövüş olayı olmuş. Days Gone deyince aklımda kalacak şeylerden biri de yakın dövüş dinamiği oldu. Çok keyifli olmuş. Çivili zopayından nacaklan itfaiyeci baltasıyla çat uçta kaçık doğramak, insanların üstüne depar atıp kafaya baltayı geçirmek acayip zevkli. Bir de kamera açısı saçmalamasa. Neyse, vuruş hissi çok oturaklı. Tam olması gerektiği gibi ağır hissettiriyor. Kodumu oturttuğunuzu hissediyorsunuz. Hatta çoğu zaman salla silahı çatışmayı deyip adamların üstüne koştum, dandun indirdim önüme kim gelirse. Yetenek geliştirdikçe de tek atmaya başlıyorsunuz. Oh mis, daha keyifli hale geliyor. Ha, birkaç zombi etrafınızı sarınca pek de yemiyor bu pataküte dalma olayı. Sizi araya alıp keyifli bir akşam ziyafeti çekiyorlar. Özellikle bu veletleri teker teker böyle leblebi gibi indirmek orgazmik olmuş. Yakın dövüş silahı çeşitliliği de gayet yerinde. Farklı farklı pek çok yakın dövüş silahı bulabiliyorsunuz. Çevreden bulduğunuz materyallerle bu yakın dövüş silahlarını da geliştirebiliyorsunuz. Yakın dövüş olayı da oyunun olmuş yanlarından. Zombili oyun deyince alışmışız gerizekalı gibi ağır ağır dolaşan, sizin öldürmenizi bekleyen zombilere. Days Gone'ın zombileri, kaçıklar da sizi görmedikleri zaman ağır ağır mal mal dolaşıyorlar. Yaklaşıp arkalarından gizlice öldürebiliyorsunuz. Ama sizi gördükleri zaman metrobüsün kapılarının açıldığını gören beyaz yakalı gibi 100 metreyi 2 saniyede kat edecek hıza ulaşabiliyorlar. Özellikle oyunun ilk başlarında zombilerin hareketleri bayağı bir korkutucu geliyor. Bir kasabada volta attıklarını gördüğünüz zaman ciddi ciddi geriliyorsunuz. Lan ne bok yiyeceğim ben şimdi diyorsunuz. Days Gone'ın kaçıkları gerçekten ürkütüyor. Germeyi başarıyor. Zamanla oyuna alıştıkça biraz daha profesyonel bir kaçık avcısı olmaya başlıyorsunuz. Headshot'ta tek vuruşta almaya başlıyorsunuz kaçıkları. Ama ne kadar tecrübeli olursanız da kalabalıklaşmaya başladıkları zaman kaçmaktan başka çare yok. Hele yanlışlıkla benim gibi na böyle inlerine girerseniz ayvayı yediniz demektir. Days Gone'ın tanıtımlarında gösterilen sürü olayı da gerçekten ürkütüyor. Haritada gezinirken bir anda bunlara rastlayabiliyorsunuz. Saat akşam 6 civarı Zincirli Kuyu metrobüs durağında benzer görüntülere alışkın olan beni bile tırstırmayı başardı bu sürü olayı. Ancak yine de E3 videosundaki gibi böyle peşinize düşecekler, kaçacaksınız, efendim bir şeyler patlatıp kurtulacaksınız, sayılarını azaltacaksınız, böyle taktiksel şeyler yapacaksınız falan diye düşünmeyin. Hiçbir şey o videodaki gibi sinematik olmuyor. Aha da böyle. Kaç 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 kaç. Aa, bu ne abi ya? Tam zamanı. Zaten hemen böyle olur anasını satayım. Şunları devir. Neden? Al. Sürü olayı güzel, arada rastlamak korkutuyor ama genelde mücadeleye girmeden motora atlayıp basıp gidiyorsunuz. Oyunun son bölümünde E3 videosundaki gibi ötedeki berideki şeyleri ateş edip sürüyü durdurmaya çalıştığınız birkaç görev oluyor ama çevredeki zımbırtıları hiç kullanmadan direkt zombilere sıkıp indirip geçtim. Şova gerek yok. Eksikleri olmasına rağmen Days Gone'ın kaçıkları korkutucu görünüyor. Kalabalıklaştıklarında da bayağı bir zorlayabiliyorlar. Öldürmesi de zevkli. Silahtan çıkan mermilere de iyi tepki veriyorlar. Geri zekalı gibi dolanan insan düşmanlardansa kaçıklarla uğraşmak çok daha zevkli. Zaman zaman kafa kol kopma olayı iyi olmuş. Keşke daha fazla parçalanma olsaymış dedirtti. Yine de Days Gone'ın kaçıklarını sevdim. Şimdi 8 dakika boyunca benim Days Gone'ı övmemi izlediniz. Öv, 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 yok öyle güzel, yok böyle güzel. Bazılarınız görüyorum ki hemen koşup ön sipariş vermeye, oyuna 500 TL bayılmaya can atıyor adeta. Dur delikanlı, bekle, bekle. Önce şu bardağın boş tarafına da bir göz at, ondan sonra kararını verirsin. Hadi bakalım. Ya arkadaşım, dünyayı yapmışsın. Mekanikler fena çalışmıyor. Açık dünya gayet dolu dolu da bu senaryoyu kime yazdırdın? A benim Sony bendim. Sanki Siphon Filter gibi bir efsaneyi, Gabe gibi dolu dolu bir karakteri yaratmış firmasın. Stajyere mi yazdırdınız bu oyunun hikayesini? Ayla ve Müslüm'ün yapımcısına mı çektirdiniz bu ara sahneleri? Hani dizilerin sırf şişirme bölümleri olur ya, boş muhabbetlerle dolu, sırf zaman geçirmek için yapıldığı belli olan.
Abi her ara sahne mi böyle hissettirir? Sıkıntıdan patladım ara sahneler izlerken. Boş diyaloglar, gereksiz bir duygusallık, merak edicilik desen yok. Önce dünyayı yapıp açık dünyayı oluşturup mekanikleri hazırlayıp sonra ara sahneleri serpiştirmişler sanki oyunun içine. Bu nasıl bir kopukluktur? Bu nasıl bir görev geçişidir? Bu nasıl bir görev bitirişidir? Çatank diye başlıyor, çötenk diye bitiyor her görev. Görev içlerinde de parça parça ara sahne koymuşsunuz. Abov, 5. sınıf Amerikan filmi sanki. Biz zamanlar Show TV gece kuşağında verilen filmleri izliyorum sanki. Sanki Phil TV'de Piranha Cehennemi 9 izliyorum. Bu nedir ağzını kırayım? Her ara sahne Hakan Muhafız kalitesinde olabilir mi ya? Bitse de kurtulsam diye ara sahne izlenir mi? Ne yazık ki Days Gone'ın ara sahnelerini izlerken böyle hissediyorsunuz. Oyunu 30 saatten fazla oynadıysam bunun rahat 3 saati bekleme ekranlarında geçti. Bakın rahat diyorum. Ya arkadaşım çok zor mu oynanıştan ara sahneye yağ gibi kayıp geçmek? Bu nedir arkadaş? Sürekli oynanış bölünüp ara sahne giriyor. Hadi minik bir kararma olsa neyse öyle de diyeyim. Baya 30 saniye siyah bekleme ekranı izliyorsunuz. Bekleme ekranından sonra tekrar ara sahne giriyor. 40 saniyede bir ara sahneyi izliyorsunuz. Ondan sonra tekrar oynanışa geçerken tekrar bekleme ekranı giriyor. Yok artık ebes. Bak tam nasıl bir his bu biliyor musunuz? Tam olarak şöyle. Şimdi Days Gone'daki hikaye işleyişin. Kopukluk oyunun bazı bölgelerinde özellikle çok can sıkıcı hisset. Tam olarak böyle. Aynen başkanım, aynen de bırak beni de oynayayım oyunu. Lan yine bekleme ekranı Allah kafayı. Hikaye anlatımındaki zayıflık görev çeşitliliğiyle bağlantılı aslında. Yan görevler git rehine kurtar, kamptan bir şey çalan birini git yakala, haydut kampı bas, kaçık yuvası temizle vesaire. Her yan görevde aynı ara sahneleri izliyorsunuz bu arada. İlk başlardan hani eğlenceliymiş derken aynı görevi 20. kez yapınca bu mu lan diyorsunuz. Yaratıcılığınız bu kadar mı? İşin en kötü yanı da ana görevlerde bu yaptığınız görevlerden çok da farklı değil. Neredeyse hiç ilgi çekici, akılda kalıcı bir görev yapmıyorsunuz. Bir de bazen dakikalarca bir karakteri takip ettiğiniz, boş boş diyalogları dinlemek zorunda kaldığınız görevler yok mu? Hareketleriniz de kısıtlandığı için darlanıyorsunuz resmen. Lan beni bir sal diyorsunuz. Sus da göreve geç artık da. Ablacım, Allah rızası için beni bir bırak. Beni bir bırak, susma. Gidiyorum lan ben. Gidiyorum ağzına. Adamlar resmen kendi oluşturdukları dünyaya, oynanış mekaniklerine ihanet etmişler. Ya da birilerinin zorlamasıyla oyunu bir sene erken çıkartmışlar. Görev çeşitliliği, görev sunumu hiç ama hiç olmamış. He ablacım he. Göstereceğim. Göstereceğim sana ablam. Başka bir şey göstereceğim sana. Çok acayip bir şey. Artık bence oyun geliştirirken yapımcıların en az uğraştığı şey yapay zeka. Ha haklarını yemeyeyim şimdi. Kaçıkların yapay zekası iyi. Gerçi onlar da sizi görüp üzerlerinize koşuyorlar sadece. Ama abi askerlerin, insanların yapay zekaları yok. 2019 yılında hele bir de PlayStation 4 özel oyununda düşmanların üzerine koşup öldürmek nedir arkadaş? Bayağı pompalı alıp üzerlerine koşup herkesi öldürebilirsiniz. Sizi geç fark ediyorlar. Fark edene kadar da ölmüş oluyorlar zaten. Hiçbir taktik, strateji, gizlilik uygulamanıza gerek yok. Koş öldür, kafaya baltayı indir, hiç uğraşmana gerek yok. Keşke hiç koymasaymış ha bu geri zekalı insan düşmanları. Yok, olmamış abi. Days Gone'da ana karakterimiz de dahil ilgi çekici bir tane bile yan karakter yok. Ne Deacon'ın yakın dostu Boozer, ne kamplarda tanıştığımız karakterler, ne ilk başta lezbiyen sandığım ama sonra Deacon'a hafif yürüyünce olmadığını anladığım Ricky, hepsi bomboş. Odun gibi, kukla gibi karakterler. Oyunda hafif dram da veriliyor hani bu karakterlere acımanız için ama inanın ölseler umurunuzda olmaz. Peki ya Deacon? Hiçbir olayı yok. İnanın hiç. Esprili desen değil, karizmatik desen değil, güçlü desen değil, bomboş bir motorcu karakter. Days Gone'ın karakterleri de hiç tatmin etmiyor. Evet, Days Gone'da böyleydi. Kah güldüğümüz, kahi ağladığımız bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda, başka bir günde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve evet.